Tekrardan merhaba kıymetli dostlarım. Hepiniz tek maç analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün vermiş olduğumuz kombineler geldi arkadaşlar. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bir Dunderlag maçına bir kombin kaldı. Bir golün arkadaşlar. O da inşallah gelir. Ayrıyetten yorumlamıştım. 2.5 gol üstü. St. Pauli 2.5 gol üstü oldu. Dunderlag yatışta ama bir gol çıkarsa kombinimizi getirecek. İnşallah bir gol çıkar. Geçelim kombinlerimizi gösterelim. Bugün bu canlı maçtan aldığım arkadaşlar Kadınlar Ligi'nden 450 lira kar canlıdan bastığımız ve aldığım para görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer maç canlıdan yakaladım. Excel 4 5-0 bitti. 3.5 gol üstü aldık. 1.30 Türkiye 21 2.5 gol üstü. 1.95 1-0 iken aldım. Bakın oranın güzelliğine bakın. 1.95 Kel 4'ten 500'e arkadaşlar 1000 küsür güzel para aldık. Bu da size verdiğim ilk yarılı kombine bahisim 1.50'lik 1.500'e yaklaşık. Arkadaşlar 3.000-4.000 lira güzel bir para kaldırdık. Akıllı oynayan kazanır arkadaşlar. Maçın başında oynadık. Biraz ileriki dakikalarda attı Dunderlag veya geç attı. Patrick derken oldu. Yani biraz şans. Dunderlag'ı bekleseydik ayrı bir şekilde alırdık. Bu da Nebes 3'te yaptığım bir kombin. 1.5 gol üstü. U21'den. Bugün güzel karlar yaptık arkadaşlar. U21 maçından güzel paralar kaldırdık. 2500'e yine bastık. Yok böyle bir şey. Kasa bugün coştu arkadaşlar. Bunlar da hepsi 1.5 gol üstü. Hepsi geldi. 1.61'lik kombin. Kim getirebilir? 30-40 bin kişi adam. 40 bin, 30 bin takipçisi olan adamlar yapsın bakayım böyle bir kombin. Çıkartabilecekler mi? Ben gibi baba yiğit var mı? Eminim yoktur. Ama sizler yani bu kanala destek çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Destek çıkacağınız bu kanal 10 numara yerlere gelir. Güzel de kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Milyonerden de devam ediyoruz. Buradan da basıyoruz. Nesneden de. Nesneden fazla oynamıyorum ama milyonerden genellikle oynuyorum. Kazanmaya devam arkadaşlar. Yani canlıda yakaladığım maçları buradan alıyorum. Evet. Dunderlag'de gelmiş. Çok şükür. Bir gol de alabilir. 2.5 gol üstü yorumunu yapmıştık. Kapandı. İnşallah 2.5 gol üstü yorumumuz da gelir. 1.5 gol üstünde kombinde geldi. Farkımızı görün. Çalıncandı. Bunu da sizlere göstereyim arkadaşlarım. Kardeşlerim. Farkımız budur. Şükürler olsun. Maçı da ayrıyetten yorum olarak karşı gol var demiştim. Zaten. Evet. Bugünün tahminine geçelim. 4 Eylül iddia tahmini alakalı arkadaşlar. Cumartesi maç tamamıyla alakalı. Bir maç vereceğim arkadaşlar. O da Dünya Kupası elemelerinden D grubundan Ukrayna Fransa karşılaşması 9.45'te 10'a çeyrek kala. Türkiye'nin de maçı var. Cebelitarık'ta oynuyor. Oranlar düşük. Türkiye kadar gol atamaz. Yani aldanmayın. Dikkatli oynayın. Dikkatli olun arkadaşlar. Tuzaklara düşmeyin. Şimdi 9.45'teki Ukrayna karşılaşması Fransa. Şimdi baktığımızda karşılaşmalara aralığındaki maçlara baktığımızda genelde Fransa yenilmemiş ve genelde hep yenmiş. Deplasmanda bir 2013'te yenilmemiş. 2013'te yine öcünü almış. 11. ayda bir de oynamış 19'da. Kendi sahasında yenmiş. Ve 10. ayda farklı bir şekilde 7-1 galibiyet yenmiş arkadaşlar. Kendi oynanan maçlarda 6 galibiyeti var. Bir beraber, bir galibiyet Ukrayna var. 3'er de beraberliği var. 6 ev sahibinin mağlubiyeti var. Deplasmanın 1. Ben burada puanlarını baktığım zaman Fransa'dan 8 puanda Ukrayna ve Fransa 1. sırada Ukrayna 2. sırada arkadaşlar. Burada çok rahat bir şekilde Fransa çıkar bu gruptan ve kaybetmez de bu maçı da kaybetmez. Bence kaybetmemesi gerekiyor. 6 maç aralığında oynanan maçların 2.5 gol aldı. 2 maç 2.5 gol üstü bitti. Bu maçın 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. 5 maç şu şekilde bitmiş. Ukrayna 2, Fransa 4 maç ilk gol atan taraf olmuşlar arkadaşlar. Yani bu maçta bence arkadaşlar burada maç serileri şu anda burada gösteriliyor. Gol istekli gol atmalı 4, kaybetmeme 4 arkadaşlar. İkisi de 4, gol atma 4, kaybetmeme 4, ikisini de beraber arkadaşlar. Ama baktığımızda dış sahada 2 galibiyeti var. Bunun iç sahada hiç galibiyeti yok. Kaybetmeme 2-2 yine aynı. Ama bence burada Fransa'nın galibiyeti alınabilir ama oran korkutucu değil.
Ama yani burada bir şeyler dönebilir. Ev sahibinin öyle sıfır da bitebilir. Sıfır onu da düşüyor. Ama Fransa'nın galibiyetini düşünüyorum arkadaşlar. Fransa galibiyeti 1.43 oranından değerlendirebilirsiniz. Oran yükseltmek adına da şunu da tavsiye edebilirim. 2 ve 4.56 1.59 oranı var. Gayet güzel arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Ve deplasman 1.5 gol üstü bahisinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.65 çok da güzel oranı var arkadaşlarım. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maçı. Fransa galibiyeti diyorum. 1.43 orandan 4 Eylül iddia tahmini cumartesi bahisimiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese şimdiden yapacağı bahislerde bol şanslar. Dikkatli olun, dikkatli oynayın arkadaşlar. Paranızı çöpe kaptırmayın. Böyle insanlara yani iddialara kaptırmayın. Fazla meralarda basmayın arkadaşlar. Kendinizi üzmüş şekilde değerlendirin bahislerinizi. Herkese yapacağı bahislerde tekrardan bol şanslar. Videomuzu da mesela arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.